Son DM mesajını kime attın göster. Bazen renklilerle beyazları ayırmadan yıkıyorum. Kız arkadaşımla falan yaşamaya kalkarsan seni bu evden kovacağım. Merhaba arkadaşlar, Parti Bo hoş geldiniz. Bugün artık tamamen ana haber bölümünü sunar gibi karşınıza hazırlıklı çıktım. Şimdi bunlar nedir? Bugün bir oyun oynayacağız. Konuğum ev arkadaşım. Mert. Merhaba. Mert benim en yakın arkadaşım. Aynı zamanda ev arkadaşım. Bizi daha çok şey diyebilirler. Hık diyicinin pık diyicisi. Çünkü her türlü birbirimizin tüm yalanları söyleyip desteklemek için hani... İfşalama buradan. İfşalama, tamam, aynen. Yani şey, birbirimizi her zaman koruyup kollayan... Kaç yıl oldu ya? 15, 16 yıl falan oldu herhalde. O zaman bu zamandır arkadaşız. Yaklaşık bir 5 senedir de ev arkadaşıyız. Evde kaldığımız bu süreçlerde işte can sıkıntısından oyunlara baktık. İnternette neler olabilir, neler oynanabilir falan, biraz bunu eğlenceli hale çevirelim diye. Sonra bir oyun bulduk. Birazcık da biz bir şeyler ekledik tabii. Amiral Battı gibi bir şey, bir çizelge yaptık. Bu çizelgeyi sen bakma şimdi bir, şöyle göstereyim. İşte A, B, C, D diye işte 1, 2, 3, 4 diye bir şey yaptık. Ve o kutucukların içine işte pas, soru, şat diye 3 seçenek sunduk. İşte bunları dağıttık sonra. Bizim çizelgemiz biraz küçük, çok büyük değil. 12 kareden ibaret. Karşılıklı paslar, sorular, şatlar yapıp eğlenince siz de bizle beraber eğlenin diye öyle video çekelim dedik. Evet Mert'cim, kanalıma hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim. İlk sen mi başlıyorsun, ben mi başlıyorum konuk olarak? Yani ben şimdi ev sahibi sayılırım. Yiyorsun kiranı ben vermem halinde. Olsun, yine de ben kanal hem kanaldan müzdarip hem de evin %50'sinden dolayı ev sahibi sayılırım. O yüzden lütfen önce sen başla. Söylediklerimi kenara not alacağım. Tamam, ben de üstünü çizeceğim zaten. Tamam. 2B olsun. 2B. Soru. Soruyla başladık. Güzel. Mert sorular hazırladı. Herhalde toplam kaç tane hazırladın? 5 tane soru hazırladım. Evet. Zaten çizelgede de 5 tane var. O zaman bana bir itiraf yapla başlayalım. Sen bir itiraf mı? Evet. Yani bana bir itiraf etsem bir şey, bu ne olurdu? Bir tane itiraf edecek Firdevs. Behlül'le ne ilgisi var? Kameralar karşısında. Özellikle kamera karşısında. Kayıtlara geçsin. Bunu aramızda konuşsaydık önce de ondan sonra konuşsaydık. Bütün izleyenler dinlesin. Kardeşim şimdi birbirimizden gizli mi saklımız? Vardır. Ben bu itirafı hiç düşünmedim bak. Bir soğuk soğuk da terliyor, gelecek cevaptan da korkuyor. Yok kankam, ben senden ne gizledim şu zamana kadar, neyin itirafını yapayım? Tamam, inandım ya, tamam. Biliyorsun ki ben bu evi çok seviyorum. Ben yarın bir gün kız arkadaşımla falan yaşamaya kalkarsan seni bu evden kovacağım. Hayda. Hadi böyle bir itirafla başlayalım o zaman. Bu ağır oldu. Bileydim sormazdım. Bak böyle olmaz kardeşim. Bakın hayatı böyle yaşayamazsınız. Kanka sen buna yavaştan kendini hazırla diyeceğim ama korkma, hiç öyle bir kız arkadaş ufukta görünmüyor. Ben şimdiden bakayım mı? Yok kanka. Abi, ufukta kız görünmüyor. Firuze sana sürekli yüzlerini ayarlamaya çalışıyor, olmuyor böyle. İşte ama işte boşu kürek çekmek. Öyle. Bilemiyorum. O zaman sıra bende. A3. Soruya geldi. Oraya geldi. O zaman kardeşim görüyor ve arttırıyorum. Sen de bana bir itiraf yap. Bu iş tatlıya bağlansın. Bir itiraf. Çok da şey yapmana gerek yok. Sonra yüz yüze bakabilirim ama. Aynı evde yaşıyoruz sonuçta. Kameralar falan. Three days later. Bazen renklilerle beyazları ayırmadan yıkıyorum. Ne? O Kenzo tişörtümü sen mi mahvettin falan diyormuşsun. Harbiden mi lan? C2. C2. Karşım. Şerefe olamam. Şat geldi. Güzel. Yanında bir limon falan iyi olurmuş. A1 ya. Şat. Güzel atış. Güne böyle başlamak güzel oluyor. B4 olsun. B4. Kankam soru. Son Instagram aramanda kim var? Son Instagram aramanda. Hemen bakalım.
Instagram'a gelelim. Arama tuşuna basalım bir. Kankam son Instagram aramamı söylersem muhtemelen hakkında davalar bile açılabilir. Onu söylemeyeyim. Onun bir altını söyleyeyim. Bir altını söyleyeyim. Loren diye biri var. Loren. Evet, Loren Mott. Bu bir bartender. Kendisi Hollanda'da bir bartender. Yani çok iyi bir bartender. Takipçisi falan da bayağı yüksek. Türkiye'den de çok takip edeni var. Normalde Kanadalı ama Hollanda'da yaşayan bir bartender. Güzel takip. Hatta onunla da arkadaşım canlı yayın yapmıştı. Onunla orada tanışmıştık. Hı hı. Oradan sonra ben de takip etmiştim. Takip etmek için de aramak gerekiyor. Böyle. Dünyalı dostum, tam olarak anlamadın galiba. İyi bir bartender. O zaman C4 be. Bomba mısın mübarek? Patlat. Şat gelsin inşallah. Soru. Soru mu? O zaman madem Instagram'dan girdik. Ben de şey diyeyim. Son DM mesajını kime attın göster. Mi desem? Göstermene gerek yok. Kime attın? Yani gösterirsen. Şimdi şu bakmam biliyorsunuz ben. Ki zorlu bir süreçten geçiyoruz herkes evde. Kime deme, alev atacağımızı şaşırır hale geldik. O yüzden çok mesajın içeriği çok şey yapmasa da kime attığını göstersen bana yeter. Bana göster. Çok tanıdık biri. Ben de mi tanıyorum? Evet. Parti Tube'un sevilen yüzlerinden bir tanesi. Mert Kukara. Neler yazıştığınızı anlatmıyorum buradan. Buradan iki Mert'in de ne kadar zındık olduğundan bahsetmeyeceğim. Lütfen kameralara oynamıyorum. B3. Soru. Bu soruya hazır mısın? Öncelikle. İlkinden beter olamaz. İtiraf yaptık daha ne yapalım? Hiç benden habersiz eve birini getirdin mi? Derken muhakkak kanka şimdi herkese haber vermek durumunda kalmıyoruz malum. Eşimiz dostumuz arkadaşımız geliyor. Ne bileyim hani evdeysen çık. Ona ne zaman yaptın? Biri gezecek etrafı topla gibi bir şeyler dedin mi? Ama o zaman habersiz olmuyor. Evi toparla demişimdir yani. Daha neyse bir toparla insan gezecek demişimdir. Kanka bazen geceleri çok erken uyuyorsun ya ben de işte ne bileyim ya çalışıyor diyorum ya da çalışıyoruz kardeşim ekmek parası işte, yapacak bir şey biz de çalışmak yani için işte kulüpler değil de işte kokteyl barlarda falan iş icabı ya geziyoruz tazıyoruz çalışıyoruz bir şeyler yapıyoruz yani belki o zaman arkadaşlarımla gelmiş olabilirim sen uyuyor olabilirsin onlar sen uyanmadan gitmiş olabilir sonra böyle çeşitli şeyler itiraflar olabilir. İtiraflar yok olabilir canım bunlar ihtimaller dahilinde diye hatırlamıyorum yani. O zaman B1 yahu. Soru. Yine mi soruya denk geldi? Hadi bakalım. Sence yani. Gerçi bu zaten aslında cevabını biliyorum ama olsun ben yine de duymak istiyorum. Sonuçta bir 5 yıllık bir ev arkadaşlığımız var. Belki bıkmış olabilirsin. Tek yaşamak mı iyi ben mi yaşamak mı daha iyi? Senle yaşamak daha iyi. Tek başıma çok sıkılıyordum. Gerçekten çok sıkılıyordum. Vay kardeşim benim. Efsane yani. Sıkılıyordum. O kadar yük olsam da sana. Gerçekten yok, bunu söylemem. Yemek, bulaşık, çamaşır ne? Evet, ben yemek yapmayı... Çok uzun süre önce bıraktı. Evet, yani hiç bir kere çok başladım. Çok hayırlı bir karar. Evet, o direkt bıraktım. Sağ olsun bu zorlu süreçlerde de dışarıdan yemek söyleyemediğim için Mert de çok iyi yemek yapar. Sağ olsun. Yemeği, bulaşığı, her şeyi hallediyor kardeşim benim. 4C değil mi? Arkadaşlar C4. Daha çok erkendi ya. Yarın. Yurt dışından aldığımız sert bardakları da bugünlere kısmetmiş. Normalde görsel de bunlar ama işte. Bir dakika ya. Bunu bir hazırlayayım kendime. Bir limon limon bir şey koyaydın. Ne olur şunun yanına. Hazırlasaydın. Her şeyi benden bekliyorum. Daha demin itiraf ettin her şeyi ben yaptım. C2 be. Şap be. Harbiden mi? Oh bunu bir soğutaydık bari ya öncesinde. Abi hep bu şeye düşüyoruz ya. Ya barmen sensin bak garnizini, içkisini sen hazırlayacaksın. Yemeği ben hazırlıyorum, içkiyi sen hazırlayacaksın. Haklısın kardeşim. Bu doğru. 1A. Pas geldi. Ya son şeyde de olmaz ki bu be. B3 be. B3. Doldur. Şat mı? Oh. Yarasın. Arkadaşlar ben onun söylediklerine böyle tik attım. Kendi söylediklerimi de şöyle kenara yazdım. Güzel oldu ya, eğlenceli oldu. Bu devam etti mi? Bu kalabalıkken daha güzel olur da kalabalık günlere inşallah biraz bekleyeceğiz. Bunu o zaman şey daha... O konulara hiç girmeyeceğim. Şişe çevirmeye girersek. Biz eğlendik.
Güzeldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Dostluk kazandı. Kanalıma hoş geldin kardeşim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.